Bayrakları sallayın bir bayrakları. Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden çalışıyor, şehrimiz için, ilçelerimiz için hizmet üretmeye, yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Başkanım Allah razı olsun, sağ olun, var olun, hizmetleriniz daim olsun inşallah. İşte AK Parti belediyeciliği bu, Konya modeli belediyecilik bu. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, yatırım yapıyoruz. Açılış yapıyoruz, temel atıyoruz ama birileri de laf üretmeye devam ediyor. Varsın onlar laf üretmeye devam etsinler. Milletimiz kimin ne yaptığını görüyor. İnşallah Aydınlık Evler mahallemizde Büyükşehir Belediye'mizin kazandırdığı bu yatırım sadece mahallemize değil bütün ilçemize ve hatta şehrimize değer katacak. Konya modeli belediyecilik diye ifade ettiğimiz bir çalışma anlayışımız var. Bakın burada önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Şimdi milletvekilimiz, milletvekili adayımız. Tahir Başkanımız zamanında Bilgehane markası oluşturuldu. Ve şu anda 20. Bilgehane'yi açıyoruz ve 25 bin çocuğumuza eğitim vermeye başladık. Bizler ondan aldığımız çıtayı daha yukarı taşımak için çaba sarf ediyoruz. Yine görevi devrettiğimiz Selçuklu Belediye Başkanımız burada. O da bizden aldığı çıtayı daha yukarıya taşımak için çaba sarf ediyor. Biz hiç yıkıp yapmakla uğraşmadık. Hep temelin üzerine yeni şeyler inşa etmeye, yeni şeyler söylemeye ama aynı zamanda eskiye de sahip çıkmaya çalıştık ve Konya modeli belediyecilik modeliyle böyle güzel eserler ortaya çıktı. Bilgehanemizin ismi Sultan Alparslan Bilgehanesi. Güncel bedelli 38 milyon liraya mal olan bu tesis sadece Aydınlık Evler mahallemize değil bu bölgedeki çocuklarımızın eğitimine ciddi bir katkı sunacak. Buradan bakınca hafızlık eğitimine çalışan çocuklarımızı görüyorum. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı önemli bir yenilik. Artık çocuklarımız ortaokul hayatlarına devam ederken aynı anda da hafızlık eğitimi alıyorlar ve şehrimizde bu eğitimi veren okullarımız öğrencileri sınavla seçiyorlar. Bizler de bilgihanelerimizde bu çocuklarımıza 4. sınıftan itibaren eğitimler vererek o sınavlara hazırlık yapıyoruz. Başkanım şu anda 467 öğrenci alınan hafızlık kurslarının 360'ı bilgihanelerimizden yetişen çocuklar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bir hafız yetiştir, bir nesli değiştir. Biz de neslin değişmesi için çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni markalarımızdan birisi Lise Medeniyet Akademisi. Limalar da artık şehrimizde çoğalmaya başladı. Limalar vasıtasıyla da lisedeki çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Komeklere ilave ettiğimiz genç komeklerimiz, lise medeniyet akademilerimiz, bilgehanelerimiz ve kamplarımızda bir yılda 85 bin öğrencimizde eğitimine destek olacak projeleri yürütüyoruz. Lise 12 ve 11. sınıf öğrencilerimizi Ecdadın İzinde programı kapsamında İstanbul gezisine götürüyoruz. Şu an itibariyle 38 bin öğrencimiz hızlı trenle İstanbul'da Ayasofya başta olmak üzere İstanbul'un güzelliklerini temaşa ettiler. İnşallah yıl sonuna kadar bu sayı 60 bine ulaşacak. Biz çünkü dertliyiz.
Biz bu ülkenin büyük ve güçlü olacağına inanıyoruz. Ve bunun için nesiller yetiştirmemizin en önemli iş olduğunu düşünüyoruz. Bunun için nesillere, çocuklara yatırım yapıyoruz. İnşallah bu çocukların inşa ettiği Türkiye çok daha büyük ve güçlü olacak. Biz buna inanıyoruz. Türkiye yüzyılını bu çocuklar inşa edecek. Türkiye yüzyılını bu gençler inşa edecek ve Türkiye sadece mazlum coğrafyaların değil, tüm dünyanın umudu olan bir ülke haline gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başaracağımıza inancımız tam. Öncelikle bu muhteşem eseri gerçekten çok güzel olmuş ve Aydınlık Evler mahallemize ve şehrimize, Selçuklu ilçemize değer katacağını gördüğüm bu önemli eserin, bu muhteşem eserin yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Kendilerine şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı mübarek olsun. Buradan istifade edecek mahallemizin sakinlerine, gençlerimize, çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Gerçekten çok özel günler yaşıyoruz. Aslında bir seçim sürecindeyiz. Fakat bir taraftan Cumhurbaşkanımız, diğer taraftan bakanlarımız, bir başka açıdan belediye başkanlarımız sürekli olarak açılışlarda buluşuyoruz. Zamanımız yok başkasına. Ya temel atıyoruz, ya açılış yapıyoruz, ya bir hizmeti halkımızın emrine sunuyoruz. Şunu belirtelim. Birçok temel atıyoruz, açılış yapıyoruz, birçok esere imza atıyoruz. Fakat bunların hep yol göstericisi, bunların hep aslında esas sahibi, bunları bize emanet eden, yapılmasını talimatlandıran ve belediyeciliğin de hizmetlerin de yatırımların da ustası olan kişi kimdir? Kim, tam söyleyin? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah Cumhurbaşkanımıza nice daha nice hayırlı hizmetlere Cumhurbaşkanımızı vesile kılsın. Biz insanımızın hizmetkarı olarak, biz insanımızın emrinde onların ihtiyaçları için çalışıyoruz. Milletimizin hizmeti için çalışıyoruz. Bu eserin yapımında en üstünden en altına kadar hangi kardeşlerimin emeği geçmişse cümlesinden sen razı ol. Cümlesine daha nice hayırlı hizmetler yapmayı nasip eyle. Evet çocuklar, makaslar hazır mı? Evet. Hayırlı mübarek olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Merhaba arkadaşım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sizin adınıza da başka bir yazı getirirsiniz. Tasar mı yoksa sanatlar ödeyelim. Dostlar, Bunlar korkuyorlar. Şimdi gidiyor bir yerden bir şey alıyor. Fark eder diyor. Şimdi alıyor.